Bu kız ya belasını arıyor ya da benden daha deli. Gerçekten elimde kalacak anne. Sakin ol. Şu anda bu kızın pozisyonu tam istediğimiz gibi. Ne diyorsun anne ya? Kızı hem kumam olarak hem de gelinim olarak ailemize mi kabul edeyim? Ne yapayım yani? Tabii ki etmeyeceksin. Ama vasiyeti gördün, her şey aleyhimize. Babanın hastalığı kime yaradı? Ha? O suratsız oğlu Ali'ye, değil mi? Bu kız ilk defa işimize yarayabilir. Uygun zamanda kozumuzu kullanırsak Ali'den kurtulabiliriz. Hele bir baban iyileşsin. Anneciğim ne kozu? Ben bu kızın kocamın etrafında dolanmasını istemiyorum. Onu bırak kocama bakmasını bile istemiyorum. Tamam işte. Eğer akıllı olursan kocanın istediğini yaptırabilirsin. Şu anda fevri davranmanın hiç sırası değil. Sadece ahmaklar son söyleyeceği şeyi ilk başta söylerler. Nereye? Ben boşuna konuşuyorum zaten. Ne büyük tesadüf değil mi? Baktım kocam olmuyor. Kardeşime sardın. Vay. Şeytanın aklına gelmeyen meleğin aklına gelmiş. Ben Ali için buradayım. Öyle mi? Evet. Yani kardeşimi kullanıp kocama yanaşma gibi bir planın yok. Hayır tabii ki. Ali'ye böyle bir şey asla yapmam. Güzel. Bak ben kocamı çok seviyorum. Ama kardeşimi de çok seviyorum. O yüzden acıdım biraz sana. Anlamadım. Şöyle anlatayım. Gerçekten senin yerinde olmak istemezdim. Bulunduğun durumu nasıl düzelteceksin hiçbir fikrim yok. Çünkü ben hep buradayım. Biri kocam, diğeri de kardeşim. Ve eğer o küçük aklından herhangi bir hinlik geçerse bu sefer gerçekten elimden kaçamazsın. Kocamı tanıdığına da, kardeşimle evlendiğine de pişman ederim seni. Sen bunları bil. Yine de Ali için burada olmaya devam et. Tamam mı?